Merhabalar sevgili gönül dostlarımız. Bizler malumunuz Kırıkkale'de yaşayan dezavantajlı ailelerimizi, diğer bir tabirle ihtiyaç sahibi ailelerimizi ziyaret ediyoruz. Onların içinde bulundukları durumları sizlere aktarıyoruz. Sizler de Allah razı olsun. Bizleri bu noktada yalnız bırakmıyor ve desteklerinizi esirgemiyorsunuz. Bugün de yine Bağlarbaşı Mahallesi'nde 3 tane çocuğuyla yaşam mücadelesi veren bir ablamızın evindeyiz. Biz kendisiyle bir ön görüşme yaptık tabii ki de. Durumunu dinledik, bize anlattı. Şimdi de bunu sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bir de bakalım sizlere anlatsın kendisi. Biraz sıkıntılı bir hayatı var. Tabii malumunuz içinde yaşadığımız şu anki durumda genel olarak toplumu etkileyen ciddi bir sıkıntı var. Fakat ablamızın sıkıntıları biraz daha fazla. Evet abla, sen tanıyabilir miyiz? Tuğba. Evet, Tuğba ablamızın biz yüzünü göstermeyeceğiz sizlere. Kendisi anlatacak. Bakalım ne söyleyecek bize. Evet Tuğba abla, öncelikle kaç yıldır evlisin? 10. 10 yıldır evlisin. Kaç tane çocuğun var? 3 tane. 3 tane çocuğun var. Peki yaşları kaç? Büyük 10 yaşında, küçük 8 yaşında, küçük de 6 yaşında yediye girmiş. 6 yaşında bunlar okula gidiyor. Okula gidiyorlar. Peki nasıl geçiminizi sağlıyorsunuz? Şöyle ya da sağlayabiliyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Bize şöyle bir kısaca bahseder misin? Abi kimsenin kapısına ekmek diye gitmiyorum. Allah razı olsun. İş olursa aa desin valla hiç hastayım falan. Başkasının kocası olsa yatar. Evet. Hemen gider. 3 tane çocuk var. Evet. Tuğba, eşin var. Biraz eşinden bize bahseder misin? Yani çalışabiliyor mu? Ne iş yapıyor? Şey mesela sen arıyorsun. Murat diyorsun, gel diyorsun, hani başkası almasın oğlum, sen al diyorsun, evet. Geliyor, senin işini yapıyor. Yani iş buldukça çalışıyor, hı, doğru mu? İş olursa gidiyor, çalışıyor, evet. Geliyor. Ama bugünlerde de fazla pek gidemiyor diye. Valla sabah bir arkadaş araba getirdi ya, inşallah olursa, evet. Onu götürdüler. Evet. İnşallah olur bunlar hocam. Evet, peki şu anda neye ihtiyacın var? Bir söyler misin bize? Diyorum ya tabi Allah'ım. Çocuklar evet. 3 tane. Bak, şimdi 3 tane çocuğum var. Onların yatacak, yani küçük de istiyor. Evet, yatakları, bazaları yok. Arkadaşı getirmişti de ben Allah var hani iyi zannettim. Ha git de bakalım. Kır. Evet, onları göstereceğiz zaten. Benim ağrıyor. Yani birisi size bir yatak ya da baza verdi. O da kırık dökük diyorsun. Tamam, onları göstereceğiz zaten izleyicilerimize. Başka ne gibi ihtiyaçların var? Valla başka bir şey istemiyorum abi. Ama şimdi 3 tane baza getir yeter. Sadece 3 tane baza, evet. Bu kadar da mütevazıyız, ne güzel. Yani çocuklara sabah kahvaltıda ne yedirdin bize, bir söyler misin? Şey, benim şu komşunun kocası şeye gidiyor. Yurt dışına gidiyor İran'a. Evet. Oradan benim küçük şey istemiş. Benim küçüğü çok seviyor. Çok tatlı değil. Meyve suyuyla şey vermiş. Aa dolapta getireyim de bak. Evet. Anne dedi beslenmeye çoko krem koy dedi. O da bitmiş de koyamadım içine açı. Evet. Onu koydum onu götürdüler ha. Demin her zaman poğaça getirmiş. Her zaman beslenmeye öne bir şey koyabiliyor musun? Valla ne olursa koyalım işte. Pek istediklerini bazen alamıyorum da. Evet. Olduğu zaman koyalım. Evet. Onu koydum. Zamanında poğaça getirmiş onu götürdüm valla. Evet, Sema dediğiniz evet. Komşunuz, arkadaşınız, şu, değil mi? Evet. Şu bizim. Evet. O, değil mi? Ben ne olur bir şey istemiyorum. Sadece 3 tane benim bir arkadaşı gelmiş. Evet. Hani evet. Diyorum, hiçbir arkadaşım yani gelmiyor. Yani aslında şeyden dolayı değil, eşya olmadığından kaynaklı. Doğru mu? Benim eviniz, eviniz evet. Var demiş. Neyi var Allah aşkına olmuş? Elin sarayından vallahi benim ev daha güzel abi. Evet, eviniz güzel ama çok eşyalarda güzel. Eski olduğu için herhalde çocuk haklı. Bundan dolayı... Elin eskisinin daha iyi abi. O yüzden o çok etkileniyor. Evet tabii ki bu kanepeler de böyle cicili bicili gözüküyor ama bunlar da kırık, dökük. Evet. Ama yetiyor. Peki başka ne gibi ihtiyacımız var? Vallahi ne gibi sıkıntımız var? Sadece çocuklarıma yatacak. Evet onlara. Baza istiyorlar 3 tane. Evet baza istiyor diyorsunuz. Ben onun için Allah var Semai dedim. Baza yok gerek yok dedim. O da senin için değil o zaman çocuklar için deyince vallahi tamam dedim. Kabul ettiniz. Benim büyük yani. Çok şey yapıyor. Evet. Evet, perdelerimiz de bayağı bir eski. Onlar yıkama düşürmüşler de o yüzden bir türlü fırsat olmadı. Evet. Sıcak değil de. Bir de benim küçük kafayı soluğu için. Evet, çocuklar şey yaptığı için, küçük olduğu için oynuyorlar. Peki ablacığım neler söylemek istersin? Başka biz yani şimdi vallahi sana nasıl diyeyim. Bir katkı sağlayalım, ne yapalım? 3 tane baza alırsanız sevinirim. Tamam, bazaya inşallah, inşallah bizi şey izleyen gönül dostlarımız bu konuda destek ben baba bazayı da hani rahmet etmesinler iki tane de dedim de benim küçük aa valla Sema desin beni öldürür Sema teyzem bana da baza alacak mı? O yüzden hani 3 tane alırsan valla yeter.
Evet. Sevgili gönül dostları, aslında ablamız birçok ihtiyacı var, birçok sıkıntısı var. Yok abi, üç, yok. Üç tane sen çocuk. Üç tane yeter, evet. Çocukların yatacak bir bazaları olmadığı için birazdan göstereceğiz oralarda inşallah sizlere. Daha çok onların ihtiyaçlarının öncelik olaraktan kendisi gördüğü için, fakat ablamız burası sizin kendinize ait değil, değil mi bu ev? Şey bizim bir Muro'nun üvey halasının evi. Evet, eşinizin, kira falan almıyor. Sen çalıştıkça bakımını falan yaptır dedi. Ben çocuklarımın karnını doyurursam bana yeter, kimin kapısına bir lokma ekmek diye vereceğim. Evet, yani burası aslında... O yüzden bakım yaptıramıyorum da. Bir akrabaları kira almadan bu evi vermiş kendisine. Çünkü kışın ısınmıyor, ancak faturalara vallahi gidiyor. Evet, kışın odun, kömür... Yani doğalgazlı da. Doğalgazlı. Peki herhangi bir yerden yardım alıyor musunuz? Yani herhangi bir yardım kuruluşundan ya da devletin... Set parası dediler de, o da işte geçen gene aradılar da dönecek dediler. Bir türlü dönemediler. Bir başvuruda bulundunuz ama neticelenmedi başvurunuz. Anladım. Bu zamana kadar niye başvurmadınız peki? Herhangi bir yere... Bilmiyordunuz. Bilmiyordunuz. Ona da vallahi bu dedi. Evet sevgili gönül dostları, bizler bağlar başında bu ablamızın daha fazla da yormak istemiyoruz. Şimdi birazdan da inşallah evin durumunu da sizlere göstereceğiz. Takdir sizlerin diyorum ben. İnşallah bu konuda ablamıza destek olmak isteyen olursa bizlere ulaşabilir. Hatta kendileriyle ablamızı ziyaret edebiliriz. İnşallah bu ablamızın gözyaşlarını bizler dindirmek istiyoruz. Evet sevgili gönül dostlarımız, burası ablamızın çocuklarının yaşadığı odası. Aslına bakarsanız evet, bu ablamız tabii siz vesile oldunuz bizi tanıştırmaya. Öncelikle bir de sizi tanıyalım şöyle kısaca. Tabii, ben Sema Nur Kuzucu. Evet, Sema Nur ablacığım. Şimdi siz bizden daha önce bu aileyi tanıyorsunuz. Evet, bir senedir tanıyorum hemen. Hani nasıl tanıyorsunuz? İnsanlar olduğunu biliyorum. Evet. Ne yaşadıklarını biliyorum aslında en ablam, azından. Aslında ablam pek bize derdini anlatamadı. Yok, anlatmadı. Anlatmak istemiyor çünkü utanıyor, çekiniyor. Zaten ihtiyacı olan insanlar isteyemiyor. Evet, gerçek ihtiyaç sahipleri. Evet, isteyemiyor. Evet, şöyle bir gösterelim mi? Buralar işte mesela şöyle bakalım. Evet, altına şey koymuşlar. Bu yatak yatılacak gibi değil evet, abi. Evet, kırık, dökük. Şöyle kırık, gösterelim. Dökük. Şunu gösterelim. Yatılmıyor üstünde zaten. Çocuklar yatamıyor. Evet, o şeyler. Döşekleri zaten olmuyor. Evet, eski bir şey. Bunu komşuları verdi. Evet. Şöyle duvarların bakıma ihtiyacı var. Evin komple. Evet. Evet. Şöyle gösterelim. Eski bunu komşuları verdi evet, ama çalışmıyor. Evet, sadece eski. Çocuklar ağlamasın diye duruyor. Evet, eski bir bilgisayarımız var. Evet, çalışmıyor ama. Evet, bu arada 3 çocuğumuz var, 2 yatağımız var. Odanın da müsait olmadığı için birini 3. bir yatağa koyamıyor. Bir de araya yastık koyuyor. Hani ev tamam akrabalarından gelme. Ev akrabalarından gelme ama evin gerçekten kullanılabilir durumu yok ama mecburiyetten kullanıyorlar. Hani nedir? Sırf kira vermemek için. Çünkü eşi ayda ya 2 gün iş veriyorlar ya 3 gün. Hani böyle gidip iş bekleyip gelenler var ya, aynı onlar gibi. Çalışamadığı için bir şey yapamıyor. Evet. Arkadaşımız da kimseden yardım isteyemiyor çünkü çok utanıyor. Evet. Eşinin ne rahatsızlığı var? Eşinin sinir sıkışması oluyor. Birden aniden bir sinirleri sıkışıyor, kilitlenip kalıyor. Ondan sonra tiroidi var. Şu anda da gözlerine vurdu. Gözlerini görmeme oranı yükseliyor. Görmüyor. Eşi de sıkıntılı. Bu yatağı da gösterelim. Evet. O da aynı şekilde, değil mi? Aynı şekilde. Evet, değişen hiçbir şey yok. Bu yatağın hani kullanılır hiçbir şey yok. Evet, altı, evet. Üstü kırık, düşük. Çocukların çalışabileceği ne bir çalışma masaları var, ne bir odaları var. Evet. Ne oynayabilecekleri bir alanı var, ne içeride oturabilecekleri bir koltukları var. Hani zaten bu evdeki her şey zaten sıfır alınmış bir şey değil, kesinlikle değil. Hani kullanmayıp da verilenlerin şeyleri... Son haddine gelmiş artık. Artık son haddine gelmiş, kullanılamayacak derecede. Elimizden geldiği kadar yardım etmeye çalışıyoruz ama biz de bir yerde kesildiğimiz için zaten size ulaştık. Evet, Allah razı olsun. Evet, sevgili gönül dostları. Ablamızın yaşadığı ortam burası.
duvarların bakıma ihtiyacı var. Eşi rahatsız. Ciddi bir rahatsızlığı söz konusu. Sürekli rahatsızlanıp hastaneye, tedaviye gidiyormuş. Tabii bu arada da iş buldukça çalışıyormuş. Evet, yatakların durumunu gördünüz. Ben diğer tarafları da inşallah size göstereceğim. Tabii böyle bir durumda, böyle bir ortamda yaşamak gerçekten çok zor. Bizler sizlerden bu konuda destek bekliyoruz. Rabbim inşallah şimdiden sizin yaptığınız, yapacağınız tüm yardımları kabul etsin diyoruz. Size teşekkür ediyoruz.